Herkese selamlar. Evde akünüzü matkap şarj aleti nasıl şarj edeceksiniz onu göstereceğim. Normalde bu şarj cihazı bizim şarjı matkabımızın bataryasını şarj ediyordu. Bu şarj cihazı ile akümüzü de şarj edebiliyoruz. Biraz yavaş şarj ediyor fakat şarj etmek mümkün. Şurada ben bağlantılarını yaptım. Zaten üzerinde gösteriyor. Şu taraf artı bu taraf eksi olduğu görülüyor. Eksi kutbunu akümüzün eksisine bağlıyoruz. Artı kutbunu da yine aynı şekilde akümüzün artı kutbuna bağlıyoruz. Tam tersi bir şekilde kesinlikle bağlamayın. Ee, ben bağlantılarını videoyu uzatmamak için yapmıştım. Şimdi fişini takacağım. Fişi taktıktan sonra bağlantılarını yapıyorum. Eksi kısmı Zaten görülüyor eksi artı kısmı da yine bu tarafta. Bağlantıyı yaptıktan sonra bakın şuradaki ışık yandı ve akümüz şarj olmaya başladı. 12 voltluk akümüzü matkap şarj aletiyle şarj edebiliyoruz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu şarj cihazının da yine 12 volt bataryaları şarj ediyor olması gerekir. Bilginiz olsun. Şimdi size kaç amperle şarj olduğunu da göstereyim. Şarj hızımızı da buradan görebilirsiniz. Şu anda 0.64 amper ile biz akümüzü şarj ediyoruz. Laptop şarj adaptörü ile kıyaslandığında neredeyse yarı değerlerde. Daha önce laptop şarj aletiyle Akü şarj etmeyi göstermiştim. O videoyu izlemediyseniz açıklamalar kısmına eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Oradaki şarj hızına göre buradaki yavaş kalıyor. Fakat bu şekilde de akümüzü şarj edebiliyoruz. Biz bu tip aküleri şarj edebilmek için bir güç kaynağı yapmıştık daha önceden. Bu güç kaynağının nasıl yapıldığını da yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Peki burada akümüzün dolduğunu nasıl anlayacağız? Bakın şurada üst tarafta gösterge var. Bu göstergeyi kontrol ettiğimizde yeşil olduğunu görürsek akümüz dolmuş anlamına gelir. Gösterdiğim bu basit yöntem ile akünüzü evde şarj edebilirsiniz. Soracağınız sorular olursa yorumlar kısmından yazarsanız yardımcı olurum. Hoşçakalın.